Ece, teşekkür ediyoruz. Sen de hatırlattın tekrar izleyicilerimize. İşte günlerdir beklenen Cumhuriyet Halk Partilerinin yemin etmesini sağlayan mutabakat metninin mimarlarından biri Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'la Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde beraberiz. Hemen merak edilen soruları kendisine sormak için ben de kendisine yönelim. Efendim öncelikle teşekkür ederiz yanımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Parti vekiller yemin edecek mi, etmeyecek mi sorusu soruluyordu ki işte Cuma gününden beri yapmış olduğunuz görüşmeler sonrasında AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi heyetleri arasında yapılan görüşmeler sonrası bir mutabakat metni ortaya çıktı. İmzalandı iki taraf tarafından ve bugün şu anda yemin etmiş bir milletvekilisiniz siz de. Öncelikle Cuma gününden itibaren bu metnin oluşması için heyetler belirlendi, sizin de içinde olduğunuz. Neler yaşandı Sayın Ayaydın? Şimdi bildiğiniz gibi her iki siyasi partinin heyetlerini Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek'in talebi üzerine her iki grup oluşturdu. Cumhuriyet Halk Partisi grubundan da grup başkan vekilimiz Sayın Akif Hamza Çebi'nin başkanlığında ben ve Kırklareli milletvekilimiz Turgut İbek'ten oluşan bir heyet teşkil edilmişti. Biz Cuma günü Sayın Cemil Çiçek'in başkanlığında önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Odası'nda bir araya geldik. Sayın Cemil Çiçek 15 dakika sonra bizi baş başa bıraktı ve ayrıldı. Bir saate yakın biz karşılıklı olarak bu sorunun aşılması için neler yapabiliriz? Daha önce de bizim de AK Parti'nin de hazırlıkları vardı. Bu hazırlıkları masaya yatırdık. Genel ilkelerimizi koyduk. Yani bizim uzlaşma metinde neler olabilmeli diye o genel ilkeleri ortaya koyduk. AK Parti'nin de genel ilkeleri vardı ve bu ilkeleri biz ortaya koyduktan sonra da tabii bizim karşı taraftan gelen genel ilkelerle bizim ortaya koyduğumuz genel ilkelerin her iki tarafının liderlerine gitmesi gerekiyordu. Biz dedik ki biz bunları liderlerimize götürelim. AK Parti bizim genel ilkelerimizi Sayın Başbakan'a, AK Parti'nin de önerilerini ve genel ilkelerini bizim Sayın Genel Başkanımıza iletmemiz gerekiyordu. Tabii o Cuma günü geç saati, saat 7'den sonraydı. Sayın Başbakan İstanbul'daydı sanıyorsam, İstanbul'a gitmişti. AK Parti heyeti dedi ki, Sayın Başbakan İstanbul'a gitti. Biz ancak yarın Genel Başkanımızla, Sayın Başbakan'la ulaşabiliriz. Ama muhtemelen Başbakan İstanbul'da yoğun programı olduğu için, acaba bu toplantıyı yarınki bölümünü, yani cumartesi günkü bölümünü Ankara yerine İstanbul'da yapabilir miyiz? Biz memnuniyetle İstanbul'da da olsa biz geliriz dedik. Ama İstanbul'da eğer Sayın Başbakan'ın programı yoğun ise olmazsa pazartesi sabahı Ankara'da iki taraf buluşur. Sabah erken saatte bir araya gelir ve kaldığımız yerden devam ederiz. Siz cumartesi İstanbul'a gittiniz ancak bu görüşme gerçekleşmedi ki bugün sabaha kaldı diyebilir evet, miyiz? Evet, cumartesi günü ben de muhtemel bir görüşme İstanbul'da gerçekleşir diye ben de Grup Başkan Vekilimiz Sayın Akif Hamza Çebi de İstanbul'a biz gittik. Ama İstanbul'da sanırım Sayın Başbakan'ın yoğun programı vardı. Bu konuda AK Parti heyetinin teması gerçekleşemedi. Pazartesi sabahına geldi. Dolayısıyla bu sabah erkenden bir saat 10'da iki heyet olarak bir araya geldik. Peki Sayın Ayaydın, bu metin hazırlandı. 1,5 sayfalık yaklaşık bir metin. Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin yemin etmesi için yeterli buldunuz ki şu anda yemin etmiş durumdasınız. Ancak şunu sormak istiyorum. Yasal bir teminat vurgusu çok yapılmıştı CHP sözcüleri tarafından geçtiğimiz süreç içerisinde. Bir irade beyanı istenmesi söz konusuydu. Yine sözcülerinizin belirttiği şekilde. Bu metin yeterli oldu mu tam anlamıyla sizin için? Şimdi ilk günden itibaren Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve partimizin yetkililerinin açıklaması şu. Karşı taraftan bir irade beyanı istiyoruz. Çözüm konusunda bir taahhüt istemiyoruz. Hakimlere talimat verilmesini istemiyoruz. İki arkadaşımızın serbest bırakılması konusunda. Biz AK Parti iktidarının bu konudaki bir irade beyanının ortaya konulmasını arzu ediyoruz. Ve biz masaya oturduğumuzda da her iki tarafta bu irade beyanının en somut bir şekilde nasıl ortaya çıkacağının detaylarını görüştük. Bugünkü geldiğimiz noktada bizim ilk günde Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi iki nokta bizim için çok önemliydi. Bunlardan bir tanesi milletin iradesiyle seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin yani milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yasama faaliyetlerine iştirak etmeleri konusunda gerekli iradenin ortaya konulması. Bizim bugünkü anlaştığımız metinde bu var. Bir diğer önemli husus da şuydu. Hukukun üstünlüğü, gerekirse anayasal düzenlemeler, özgürlüklerin genişletilmesi,
erklerin ayrılığı, bütün bu koşulların ortaya konulması lazımdır. Bugünkü beyanda bu da vardır. Dolayısıyla ilk günde Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti arasında yürütülen bu çalışma içerisinde bence hazırlanmış olan son metin hem bizi hem AK Parti'yi hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerin tamamını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne üye seçilen 550 milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama faaliyetlerine iştirak edebilmelerine imkan tanıyan gerekirse düzenleme, gerekirse irade beyanının ortaya konulması bu metinle hasıl olmuştur. AK Parti heyetiyle birlikte son derece nezaket kuralları çerçevesinde iyi niyetle iki taraf yoğun bir çalışma sarf etti. AK Parti de bu konuda gereken özveriyi gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin heyeti de bu konuda gerekli özveriyi göstermiştir. Ve bu iki tarafın özverisi sonucunda bu metin ortaya çıkmıştır. Bence bu metin ilk baştan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin arzu etmiş olduğu irade beyanını içeren bir metindir. Ve bu metin bence bütün sorunların aşılması konusunda da son derece isabetli ve yeterlidir. Sizden önce de AK Parti heyetinde bulunan bir isim, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Haluk İpek konuğumuzdu. Aslında benzer sözcükleri söylüyorsunuz. Yani hem AK Parti heyetinin hem Cumhuriyet Halk Partisi heyetinin nezaket kuralları çerçevesinde bu metni ortaya çıkardığınıza ilişkin olarak her iki taraftan da birbirlerine hoş sözler var. Aslında belki de Türk milletinin beklediği sözler AK Parti ile CHP arasındaki bu tip güzel sözler diyeyim. Ancak şunu sormak istiyorum. Tabii ki metnin içinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki bazı önerdikleri AK Parti heyeti tarafından doğru bulunmamış. Keza aynı şekilde AK Parti heyetinin söylediği bazı şeyler de Cumhuriyet Halk Partisi heyeti tarafından doğru bulunmamıştır. Ancak şunu sormak istiyorum. Mesela genel hatlarıyla anlatmasına rağmen tutuklu milletvekilleri diye bir ibare yer almıyor şu anda metinde. Özel olarak mı çıkartıldı yoksa hiç içerisinde hayır, hiçbir tutuklu... Hiçbir zaman tutuklu milletvekilleri kelimesi metin içerisinde yer almadı. Biz sadece tutuklu milletvekillerini değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan tüm siyasi partilerin, burada BDP'yi de kastediyoruz, BDP de dahil olmak üzere ve tüm milletvekilleri. Yani tüm milletvekilleri derken zaten tutuklu olan milletvekilleri de bunun içerisinde yer almadı. 550 milletvekili. 550 tamam. Milletvekili. Asıl amaç 550 milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasama faaliyetlerine iştirak etmelerinin önünün açılmasında irade beyanının ortaya konulmasıdır ki metnin ikinci paragrafında bu tamamen buna ayrılmıştır ve deniliyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün siyasi partiler ve tüm milletvekilleri mecliste olmaları gerektiğini inanıyoruz. Olmaları gerekir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama faaliyetlerine iştirak etmeleri gerekir. Evet, katılmamaları eksikliktir. Bu sadece bizim milletvekilimiz değil, bütün Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilleri de, onlardan da tutuklu olan milletvekili vardır. BDP'nin de milletvekilleri vardır. Asıl amaç halkın iradesinin tecelli etmesidir. Halk eğer vatandaşlar insanlara oy vermişse o seçtikleri milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama faaliyetlerine iştirak etmeleri lazımdır. Bizim üzerinde durduğumuz ve demokrasinin gereği olan konu da budur. Bunun üzerinde son derece hassasiyetle durduk ve bunun da metinde yer alması son derece doğal. Sayın Erdoğan, kısa süremiz kaldı ancak şunu da sormak istiyorum. Yine son paragrafa yakın, anayasa dahil tüm mevzuatın hukukun üstünlüğü çerçevesinde ve kuvvetler ayrılığı ilkesi dikkate alınarak evet. ibaresi yer alıyor. Hukukun üstünlüğüne vurgu yaptınız ancak şunu sormak istiyorum tabii. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdikten sonra ana gündem maddesi yeni anayasa olacakmış gibi gözüküyor. Bu sorunun çözülmesini yakın bir süre içerisinde siz görebiliyor musunuz? Şimdi biz vatandaşa gittiğimizde hem biz hem AK Parti hem MHP hem BDP biz vatandaşa bir sivil anayasa sözü verdik. Bunun da bir ihtiyaç olduğunu hepimiz görüyoruz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 24. parlamento döneminde bir sivil anayasaya ihtiyaç vardır. Özgürlüklerin genişletilmesi konusunda, erklerin ayrılığı konusunda. Bir iradenin ortaya konulması lazım, sivil iradenin ortaya konulması lazım ve bu sivil idare tarafı irade tarafından yeni bir anayasanın hazırlanması lazımdır. Biz arzu ederiz ki bütün mecliste grubu bulunan siyasi partilerin bir uzlaşı içerisinde halkın beklentileri doğrultusunda ve özgürlüklere daha çok bireysel özgürlüklere de önem veren yeni bir anayasanın ortaya konulması. Bu iradenin ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğunu düşünüyorum. Ve muhtemeldir ki yeni yasama dönemi başlar başlamaz Ekim ayında anayasanın, sivil bir anayasanın bir uzlaşı sonucunda
hazırlaması konusu gündeme gelecektir. Ben buna inanıyorum. Son olarak şunu sormak istiyorum. Çok kısa cevap alabilirsem sevinirim. Yemin ettiniz tabii AK Parti milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleriyle de bir aradaydınız kulislerde özellikle. Ne gibi size tepkiler geldi? Hoş geldiniz, iyi ki ettiniz veya ne dediler? Yani son derece mutlu bir tabloydu. Beklenen bir tabloydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 11 milyon kişinin, vatandaşın oyunu almış 135 milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama faaliyetlerini başlatabilmeleri için yemin etmesi gerekiyordu. O yeminin gerçekleşmiş olmasının hem AK Parti'de, hem Milliyetçi Hareket Partisi'de, hem de bizim partimizde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarattığı bir sevinç vardı. En azından o giderilmiş oldu. Yeminimizi ettik ve bugün de itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında her türlü yasama faaliyetlerinin içerisinde yer alacağız. Nitekim ben bugün yeminden hemen sonra hazırlamış olduğum bir araştırma önergesi ve bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundum. Cumhuriyet Halk Partisi için de süreç başladı diyelim o zaman. Benim hazırlığım vardı. Bu konuda bir araştırma önergesi ve bir de kanun teklifini bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi... Hangi konuda? Çok kısa olarak mı alabilirsem? Tahmin ediyorum çarşamba günü açıklayacağım. Bunu basınla tamam. Paylaşacağım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ayadın yayınımıza katıldığınız için. Ece Öner, Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesindeydik. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri bugün yemin etti. İşte bu iki sayfalık mutabakat metninin karşılıklı olarak imzalanması sonrasında işte bu metnin hazırlanmasında emeği olan isimlerden biri Cumhuriyet Halk Partisi heyetinden CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'la beraberdik. Yayınımızı tamamladık. Bir sözü tekrar size bırakalım.